Aslında diş etleri sigarayı bıraktıktan sonra ekstra kanamıyorlar. Diş etlerinin zaten kanaması gerekirken sigara içtiğimiz zaman sigara içindeki kimyasallar ve ısı damarların büzüşmesine yani daha da daralıp beslenememesine yol açıyor. Beslenemeyen damarlar kanama refleksini oluşturmuyorlar. Bu aslında iyi bir şey değil. Yani sigara içenlerin diş etlerinde genelde daha beyaz, daha sönük ve donuk diş etleri vardır. Bu oradaki kanlanmanın ve kan dolaşımının çok iyi olmadığını gösterir bize. Bu aslında iyi bir şey değildir. Yani normalde sağlıklı bir vücutta kan dolaşımı ve dolaşım sistemi sorunsuz, mükemmel çalışır. Bizim istediğimiz budur. Sigara içen bireylerde sürekli sigaranın ısı ve kimyasal tepkisi diş etlerine daha beyaz, daha cansız, daha donuk bir doku görür. Ve bu da daha, dolayısıyla beslenmeyi olumsuz etkilediği için diş etlerinde negatif bir durum, iyi fırçalanmayan ya da fırçalansa da problem olan yerlerde kanamayla görebileceğimiz tepkileri bize göstermez. Bu aslında iyi bir şey değil. Diş etlerinizde eğer problem varsa, gerekiyorsa kanaması lazım. Eğer kanıyorsa ve bu düzelmiyorsa bize bir problem olduğunu gösterir. Biz buraya müdahale edebiliriz. Sigara görmemiz gereken problemleri kısa bir süre için veya belli bir süre için maskeler ve bir kirimin altına süpürülen tozlar gibi düşünün, tamamen elimine eder. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Kanama hoşumuza gitmese de eğer bir problem varsa görmemiz gereken bir olgudur. Bu anlamda sigarayı bırakan bireylerde bir süre sonra kanamayı, fazla kanama görmek genelde günlük hayatta karşılaştığımız bir durumdur. Bu durumda panik yapmaya gerek yok. Bakımınıza devam etmeniz lazım. Eğer bu kanamalar geçmezse diş hekiminize gitmeniz, diş etlerinizde bir problem varsa gerekiyorsa temizlik, işte küretaj gibi diş etlerinizle ilgili süreçleri tamamlamanız gerekiyor. Kanamalar bize aslında gelen bir hastalığın ya da problemin bir habercisi olarak düşünmesi lazımdır. Biz iyi baktığımızda eğer varsa problemler bunlar çözüldüğünde bunların normalleşmesi gerekir. Teknik bir bilgi ya da ayrıntı olarak ortalama 6 ay sonra hiç sigara içmemiş bir birey ile hayatı boyunca sigara içen bir insanın diş etleri 6 ay sonra aynı tepkileri, aynı reaksiyonları verdiğini bilmekteyiz. Yani sigarayı bıraktıktan sonra bir süre kanama ya da anormal tepkiler normal. Bakımımıza devam etmemiz, eğer sorunlar devam ediyorsa diş hekiminize göstermeniz gerekir. Arkasından da 6 ay geçtikten sonra hiç içmediğimiz süreçteki gibi sağlıklı bir doku ve görüntüye kavuşabiliriz.